Evet, Ali Bilgin'in ardından bir ara vereceğiz. Ondan sonra da konuklarımız olacak. İki konuğumuz olacak. Kerem Çiftçioğlu ve Yiğit Aksakoğlu'yla konuşacağız. Konumuz zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporu. Bu yeni yayınlandı. Asker Hakları İnisiyatifi Cuma günü bir zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporunu açıkladı. Ve burada Mayıs 2011 ile Nisan 2012 döneminde gelen başvuruları temel alarak mağdurların anlatıları üzerinden hazırlanmış bir rapor var. Bu Türkiye'de de pek sık rastlanan cinsten bir şey değil. Oldukça ilginç. Üzerinde de pek fazla konuşulmayan konulardan birisi. Fakat büyük önem arz ediyor. Türkiye'de demokrasinin ve toplumsal hayattaki bütün vatandaşların durumu açısından. Dolayısıyla bunları tartışmak üzere ve mesela çok sayıda asker intiharlarının da bulunduğu bir ülkede bu meseleleri bir kez bu rapor üzerinden konuşmak üzere böyle bir konuklarımız olacak. Kerem Çiftçioğlu ve Yiğit Aksakoğlu. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuklarımız var. Yiğit Aksakoğlu ve Kerem Çiftçioğlu ile beraberiz. Konumuzda Asker Hakları İnisiyatifi'nin hazırlamış olduğu zorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporu yeni yayımlandı ve sadece geçen yıl 2011 Nisan'ı ile 2012 Nisan'ı arasında geçen dönemde gelen başvurulardan bu böyle bir asker hakları sitesi, askerhakları.com sitesi var. Oraya gelen başvuruların, bu başvurulardaki anlatılar üzerinden böyle bir hakkımız var mı? Nedir haklarımız? Bu pek Türkiye'de bilinmeyen ve hamasi nutukların altında da hemen hemen konuşulmayan, ordudaki kötü muamelenin yaygın ve sistemli olduğunu herkes bilmesine rağmen pek konuşmadığı bir durum. Bunları konuşacağız işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Kerem, senle mi başlayalım? Nasıl olur. Yapalım? Tamam. Yani bu şimdiye kadar Türkiye'de çok uzun yıllardan beri herkesin alışa gelmiş ve içselleştirmiş olduğu asker ocağında böyle şeyler olması normaldir denen ama çok temel Avrupa, yalnız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde değil, bütün Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'ndeki ve temel Evrensel İnsan Hakları içinde de kabul edilmesi mümkün olmayan hem fiziki hem de manevi pek çok kötü muamelenin gerçekleştiği bir yer. Şimdi buna karşı böyle bir toplum içinde de yükselen bir itiraz var. Toplumun her kesiminde yayılmış. Biraz bu nasıl kurdun, buradan nasıl buraya gelindi, onun da macerasıyla başlayalım istersen. Tolga İslam arkadaşımızın burada değil, kendi zorunlu askerliği sırasında yaptığı bir Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na gönderdiği bir dilekçeyle başlıyor her şey. Kendisi bizim yani 12 aylık yedek subay olarak askerliğini yapıyorken daha çok askerlik sırasında kısa dönemle uzun dönemler arasında gördüğümüz böyle bir muamele farkı vardır. O da yani üst teğmen olduğu için kendisi çok fazla kötü muameleye uğramadı. Fakat etrafında de gördüğü, yaşadığı erlere yapılan muamelelerle ilgili gördüğü çok ağır şeylerden sonra askerliğin bitmesine kısa bir süre kala arkadaşlarını, ya yani etraftaki bu erleri, erbaşlara dilekçe yazmıyor. Yani şikayetlerini dilekçelendirip Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na göndermeye teşvik etti ve bunu bizzat kendisi yardım ederek yaptı. Askerliği sırasında yani yardım ettiği bir arkadaşla ilgili bu dilekçeyi göndermesinden sonra otomatik olarak kışta da birçok insan gelip onu talep etmeye başlayınca daha sonra askerliği bittikten sonra bu siteyi, yani çok basit bir hamle, çok tek kişinin yaptığı bir şey. Sadece bu siteyi açıp ondan sonra Radikal 2'ye de sorunlu askerlik başlıklı bir yazı yazarak evet.
Önce orada bir görünürlük sağlıyor web sitesine de, ondan sonra başvurular gelmeye başlıyor. Hikayesi böyle başlıyor. Daha sonra işte yanına bizler de tanıdıkça, duydukça, gördükçe destek olmaya başladık ve Nisan 2011'de açıldı web sitesi. O günden Nisan 2012'ye kadar da toplam bu raporda anlatılan tanıklıkları oluşturan 463 başvuruluk havuz. Yani 463 kişi o sürede bu yaşadıkları şikayetleri bir şekilde dile getirdiler. Bunlar çok farklı tonlarda, çok farklı aciliyetteki şeylerdi. Nisan 2011'den önce de bir blog üzerinden devam eden böyle bir sitede vardı galiba. Askerler anlatıyor. Onu önce, yani onunla bahsetmek ve onunla bunun arasındaki ilişkiyi de söylemek önemli herhalde. Askerler anlatıyor. Bir blog sitesi olarak askerlikte yaşanan deneyimleri açık platform olarak paylaşılan bir yerdi. Ve bu insanların web sitesine girerek gördükleri ve paylaşabildikleri çok ciddi bir tartışma yaratan bir mecraydı. Askerhakları.com bunu biraz daha proaktif bir şekilde belgelendirmeyi ve kayıt etmeyi ve resmi mercilere ulaştırmayı ve bu manivela üzerinden konuyu bir tür gündeme taşımayı, yani askerhakları.com'un yaptığı birazcık daha bu malzemeyi gündeme taşımak oldu farklı şekillerde. Evet, şimdi bu basın toplantısında da bu cuma günü yapılan tam da şeyin yıl dönümüne denk geldi değil mi? Bir yıl önce Kıbrıs'ta zorunlu askerliğini yaparken resmen çok ağır olduğu sonradan rahatlıkla anlaşılan işkenceler sonucu ölen Uğur Kantar'ın ölüm yıl dönümü olan 12 Ekim'de düzenlenen bir basın toplantısıyla sunuldu. Biraz da ondan, basın toplantısında konuşulanları söyleyelim istersen. Tabii, Yiğit, sen anlat biraz. Yani Uğur aslında asker hakları dediğimiz mevzunun geri dönülemez sonuçlarının en önemlilerinden bir tanesine işaret ediyor. Uğur'a açıkça disko dediğimiz disiplin koğuşunda uzun süre yine zorunlu askerler tarafından ama o subayların gözetimi altındaki zorunlu askerler tarafından işkence edilerek öldü. Ve dolayısıyla hani bütün bahsettiğimiz mevzunun en temel sonuçlarından, en geri dönülemez sonuçlarından biri, hani Uğur'u kaybettik. Dolayısıyla biz hem raporu Uğur'un anısına hem de onun ölüm yıl dönümüne denk getirmeye çalıştık. Basın toplantısında işte Şirin Payz'ın moderatörlüğünde Kürşat Bumin, Ferhat Kentel'in katılımıyla gerçekleştirdik. Zafer Üskül'ün de katılımıyla gerçekleştirdik. Zafer Üskül bir önceki dönemde meclisteyken bize ciddi destek veriyordu. Kendisi Anayasa İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanıydı. Evet. İlk dilekçeyi alanlardan, ilk süreçlerde telefon bağlantılarıyla vesaire Tolga ile irtibatta olan, çok yardımcı olan. Evet. Biri. Dolayısıyla hala ilişkimiz devam ediyor. Basın toplantısı ve panelle yapmak istediğimiz hem hak ihlallerinin görünürlüğünü arttırmak, bunun standart gelen tepki, münferit olduğu konusundaki tepkilerin birazcık önünü kesmek. Çünkü hani çok ufak bir siteye gelen 400 tane başvurudan bahsediyoruz. Biraz da konuyu tartışmak da aslında. Pazar günü Radikal 2'de Ahmet İnsel'in yazısı. Evet. Biraz zaten toparlıyor hani orada tartışılanları. Cumartesi günü sanırım Ferhat Kentel'in taraftaki yazısı benzer şekilde konuşulanları toparlıyor. Birkaç yerde daha yer aldı. İstediğimize yakın bir etki elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bir şey, konuşmalarda ben Ferhat Kentel'in söylediğiyle ilgili bir şey, yani bizim yaptığımız işi tarif etmesi açısından da çok, yani güzel bir söz söylemişti. Yani şu ilginç bir konu. Biz bu web sitesi kamuya açık bir şekilde, yani altına yorum yapabilen herkes yorum yapıyor. Başvuru kamuya açık. Yani biz Gmail'den takip ediyoruz. Yani o kadar açık bir şey. Yani şifremiz tamamen var. Tamamen şeffaf. Tamamen yani şeffaf ve giriyoruz ve ben bakıyorum. Yani mesela bu hani milliyetçilik mitolojisi, yani hani böyle bir şey yaptığınızda otomatik olarak hani şey de akılla geliyor. Yani bu, şimdi buraya millet deli gibi şey yapmıyor mu? Hani siz ne yapıyorsunuz, küfür eder falan filan.
Yani benim de yok, aklıma geldiğini itiraf ama, ederim yani. Ama ilginç bir şekilde yani o web sitesine gelen mesajların yani ben inanamıyorum %90'ı yani şikayet ediyor ve yani hayırlı bir yani çok Allah sizden razı olsun böyle bir konuyu. Çünkü askerliği yaşarken kimse tutup da o milliyetçilik şeylerini atıp tutacak halde olmuyor. Yani hani o çünkü yani sonuçta ona değiyor yani hani mevzu ve ama Ferhat Kent'in bahsettiği şey de buna çok uygundu. Yani hani üstüne inşa et, yani yalanın üzerine inşa ettiğimiz bir milliyetçilik. Yalan bir milliyetçilik. Hani benim yüzüme bakıp bana ana avrat küfür ederken neyin hani vatan toprağı işte böyle bir anne figürüyle özdeşleştirilmiş diyorsunuz ve ana avrat askerde bana küfür ediyorsunuz. Yani hani neyin milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz gibi bir bu işin yani hani yalan olduğu askerlik yapan herkesin bir fiil şahit olduğu bir durum. Ama bunun çıkacağı bir şeyi yok. Hani bunun böyle bir dışa vurumu yok. Ama bu imkan olduğu zaman insanlar tutup da sen ne yapıyorsun, ben burada dayak da yerim ama sesimi çıkarmam demiyor. Evet, belki ben de ufak bir şey ekleyebilirsem. İçerik olarak elbette şimdi konuşacağız da çok ayrıntılar ve önemli şeyler var. Fakat biçimsel olarak kullanılan dilde de biraz böyle George Orwell'in yeni konuşunu biraz değil bir hayli şey yapacak, hatırlatacak çok önemli bir nokta var. Tam da adı üstünde disco denmesi. Yani zorunlu askerlik sırasında insanların işkence altında, ağır işkence altında tutulduğu, hatta öldürüldüğü bir yere de eğlencenin yapılmış olduğu bir yerin adının verilmesi, disco'nun verilmesi. Bence bu Orwellian bir bakışla olabilecek en tüyler ürpertici şey ve bu size gelen mektuplarda ben de ona da biraz baktım nasıl bir küfür geliyor mu diye. Tam tersine bu ikili konuşma, riyakarlık ve korkunç dildeki bozulmayı da yansıtan tepkiler var. O açıdan ilginç geldi bana da yani. Tam dediğiniz yerden aslında kapalı bir sistemden bahsediyoruz. Kendi içinde kapalı ve hani herhangi bir şikayet mekanizması olmayan vesaire, dolayısıyla kendi dilini, ritüellerini vesairesini üreten, yaratan ve yeniden yaratan. Tabii ki bahsediyoruz. Site tam da bunu kırmaya yarayan bir şey haline geldi. Çünkü böyle bir mekanizma yok. Başınıza bir şey geldiğinde, bir hak ihlaline uğradığınızı düşündüğünüzde en çok iki üstünüze şikayet edebilirsiniz gibi bir durum var. Birçok vakada bize gelen bazı başvurularda iki üstüne gittiğinde asker aldığı tepki kendisine hak ihlaline uğratan komutanın çağrılıp yeterince dövememişsin diye o komutanın da daha üst komutan tarafından aşağılanması gibi, hani kendi içinde çıkamayacağı bir döngü yaratmış durumda. Dolayısıyla site birazcık bunu kırmaya yaradı. Bu hani erkek erkeğe eğlendiğimiz ve aslında hiç kötü bir şeyin olmadığı çıktıktan sonra yanılgısında bir miktar kırmaya başladı diyebiliriz. Evet, onu Ahmet İnsel de yazısında değiniyor zaten. O kötü şeyleri unutma eğilimi olduğu için ne güzel eğlendik de askerlikte disco, muhabbeti başlıyor. Çok onu sıkıştırılmış bir versiyon hakikaten. Yani dediğiniz gibi çok ilginç bir karşıtlık. Yani disiplin koğuşu en şey yer, en korkulan yer. Ve hani insanlar onunla baş etme bir şekilde, bununla psikolojik olarak baş etme metodu olarak ona böyle bir isim veriyorlar. Tıpkı askerden çıkınca yaşanan travmatik konuları bir eğlence meselesi şeklinde, hani sofrada askerlik anıları olarak anlatmak gibi. Evet, yani aynen öyle yani. Peki şimdi biraz da içeriye girelim. Ben ona girmeden bir tek şey daha sormak istiyorum. Yani Tolga'nın bu işi tek kişi olarak başlattığını söylemiştik. Bu dilekçe verme hakkı gibi çok temel bir hakkı da şey yaparken, örgütlerken orada başına bir şey gelmemiş mi? Yani orada sonuçta nispeten bir subay rütbesiyle olduğu için belki biz hani 12 aylık hani asteğmen olmasından dolayı nispeten yani o assubaylara karşı da bir koruması var. Yani hani bir de çok fazla o kadar tahmin ettiğimiz kadar da inanılmaz bir kontrol yok. Yok yani çok da şey bir müessese değil, yapılabiliyor böyle şeyler.
Evet, şimdi peki burada birkaç önemli nokta var. Bir tanesi, bir kere çok sayıda intihar olduğu ortaya çıkıyor. Yani 22 yılda 2200'ün üzerinde, yani yılda ortalama 100'ün üzerinde intihar var. Ve işte Türkiye'de Ahmet'in senin de söylediği gibi 18-30 yaş arası erkeklerde rastlanan toplam intihar verileriyle karşılaştırılsa daha tabii çok acayip şeyler çıkacak diyor. Benim de hep dikkatimi çekiyordu daha önce. Pınar Öğünç de Radikal'de yazmıştı bu konuda önemli bir yazı. Nedir bu intihar durumu? Bilemiyoruz. Asıl sorun da bu. Hani bunların kaç tanesi gerçekten intihar ve dolayısıyla bunların sebepleri ne? Bunların kaç tanesi başka türlü ölümler? Bununla ilgili elimizde somut bir veri yok. Bu 2200 rakamını ilk defa hani bir soru önergesi aracılığıyla biz de ilk defa duyabilmiş olduk. Bu başka bir soru önergesi de bu cephe gerisinde kaç kişi öldü, işte cephede kaç kişi öldü gibi bir şeydi. Cephede 6300, cephe gerisinde 3000 küsür gibi bir rakam var. Benzer dönemsel aralıklarda işte 80'lerde tam aynı değil ama biri 84-2010, biri 82-2011 falan, yani o çok benzer bir aralık. Ve cephe gerisi derken ne kastediyorsun? Yani birisi çatışmada ölenler, şehit olanlar bir tarafta 6000 küsür civarında ama hani çatışma sırasında ölmeyenler de 3000 küsür civarında. Bunun 2000 küsürü intihar deniyorsa eğer 1000 küsürü de işte şüpheli ölüm veya kaza vesaire, eğitim zayi denen şeyler. Dolayısıyla bütün bu 3000 küsür ölüm üzerine aslında konuşmamız gerekiyor. Bir kurumda 3000 tane yurttaş ölüyor ve biz bunların nasıl öldüğüyle ilgili herhangi bir fikre sahip değiliz aslında. Yani 6000'ine de şehit diyoruz. Hani bu da başka bir tartışma ama asıl sorun bu 3000 nasıl öldü? Evet. Bir de belki bunu ikili bir şey yapmak lazım. Yani İnsel'in dediği gibi bir toplumdaki intihar verileriyle aynı örneklemde. Tabii ki. Ama aynı zamanda mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii, bu savaşanlarda akıl almaz intihar rakamları, ki onlar gerçek intihar, işte orada tabii bir gizli şey durumu tabii yok. Giderek artan ve kimsenin inanamayacağı rakamlar, yani günde bir kişiden bahsediliyor her gün, en az bir kişinin intihar ettiği bir savaş ortamında. Post travmatik stres sendromu. Bu söylediğiniz rakamlara dönüş sonrası da dahil değil galiba. Yani döndükten sonra askerlerin girdiği bu post travmatik stres bozukluğundan ötürü gerçekleşen intiharlarda bunu zaten tutulmuyor. Amerika'dakine dahil tabii bunlar. Evet. Yani dönenlerin de zaten onlar tur üstüne tur yaptıkları için savaş yani sürekli bir travma halindeler zaten. Döndükleri zaman da devam ediyor. Yani ikili bir kıyaslama yapılınca durumun ne kadar travmatik ve vahim olduğu herhalde ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Bu yani, rapor çok faydalı tabii. Herhalde bu hemen araya girip yani bu mecra bu çağrı yapmak için en uygun. Hani bununla ilgili olarak bizimle çalışmak isteyen herhangi gönüllülerin hepsini hani kapımız açık, çünkü biz de 4-5 kişiyiz ve hani raporu çıkarmak bizim için çok yoğun bir uğraş gerektirdi. Hani ben bu intiharlar üzerine çalışmak istiyorum diyen herhangi birisi gelirse gayet memnun oluruz bir taraftan. Evet, buradan tekrar internet sitesinin adresini bir iki defa daha tekrarlamamızda fayda var. Şimdi askerhakları.com gayet basit. Askerhakları.com'dan ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz tamamen içeriye içeriye tekrardan geri dönelim. Yani kötü muamele türleri başlığı altında verilmiş olan size gelen başvuruların bir istatistiksel dökümü var. Bunların içerisinde en fazla hakaret üzerine giden bir kötü muamele türünden bahsediliyor. Bu %48 oranıyla. Dayak var %69 başvuru oranıyla. Aşırı fiziksel aktiviteye zorlama %16. Yeterli sağlık hizmeti alamama %15. Tehdit 57 başvuruyla %13. Orantısız cezalar 40 başvuruyla %9. Şahsi işine koşturma 23 başvuru ile %5, ki ben bunun daha fazla olacağını düşünmüştüm. Uykusuz bırakma 19 başvuru ile %4 ve devrecilik 19 başvuru ile %4. Tabii bu hani temsili bir şeydi, yani bize gelen 400 başvuru üzerinden, yani 400 bin asker olduğunu düşünürsek 400 başvuru hiçbir şeyi temsil etmiyor ama 400 başvurunun içindeki dağılım yaklaşık olarak böyle diyebilirim. Bir de yani bu profesyonel bir araştırma çalışması olmadığı için mesela muhtemelen KONDA yapsa bunu çok daha doğru yöntemlerle, yani doğru yöntemler. Bizim sonuçta aldığımız kıstas şu oldu. Gelen başvuruda öne çıkarılan şikayet neydi? Çünkü muhtemelen zaten
Yani askere gidip de hakarete uğramayan kimse yoktur. Hani onun yüksek olması, insanlar hakaretle ilgili de yani çok yüksek düzeyde illa dayak yemeyi beklemiyor insanlar. Yani hani hakaretin de ne kadar önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Ben yani de insanları şimdi psikolojik olarak tam onun üzerinde duracaktım. Yani belki işkenceden kimi durumlarda, yani bunun uzun bir tartışmasını herhalde aylar boyu yapabiliriz yani çeşitli programlarda. Pek çok insana göre de fiziki işkenceden, dayaktan daha ağır gelen bir haysiyet meselesi, onur meselesi var. Tabii, ve bu kesinlikle. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde de çok net olarak insan onuru birinci derecede gelen, aynen, hatta bedeni bütünlüğe, tabii, daha da şey. O yüzden aynen çok önemli bu hakaret meselesini bu şekilde bunların karşı. Yani tek başına olmadığını da belirtmekte fayda var. Hani bir yandan dövüyor, bir yandan sövüyor, sonra işte yaralandığı için bir de hastaneye veyahut da doktor görmesine müsaade etmiyor falan filan. Dolayısıyla hani ihlal türleri çok, evet, birbirinin içine geçmiş durumda bir yandan da. Evet, çok az zamanımız kaldı maalesef. Aslında konuşacak çok şey var ama bu devrecilik ne demek oluyor tam olarak? Biz kendi aramızda bunu konuşurken. Devrecilik askerlikte yani bir tür askerlerin kendi yani iç hiyerarşisi, kendi aralarında, yani normalde formal olarak hiyerarşi sahibi olmayan erler arasında tertip dönemi üzerinden kurulan bir iç hiyerarşi sistemi. Yani askerliğe bir sene içinde galiba 3 ya da 4 tertip, yani hani giriyor, hani 3 ayda bir yeni alımlar, yeni asker alımı oluyor. Her yeni gelen bir öncekinin çırağı oluyor. Yani hani yeni gelen yeni geldiği için genellikle en pis işleri, başkası yani hani erlerin aralarında aslında, yani komutanı diyelim, üst tertip birine, üst tertip dediğim o tertipler arasında, o dört tertip arasında en eski olanı, ilk gelene her işini yaptırabilecek bir şeye sahip, iç rütbeye sahip. Bu da komutanların şeyleri yani bozmadığı, hatta desteklediği, çünkü kendi işlerini kolaylaştıran bir sistem. Hatta askerliğin özünde aslında bu iç şey var, iç hiyerarşi var. Çünkü zaten askerlikteki bu hani şeyin yeniden üretilmesinin en ana sebebi kabul, yani hani rıza, yani bunu insan o askerliği bitmeden zaten sistemi içselleştirip kabul ediyor, kendisi zaten komutan olmaya başlıyor. Çıktığı zaman da fena biraz toparlamış çıkıyor, son 3 ayında inanılmaz iş yaptırıyor ve evet, birazcık kafayı toparlıyor, çıktığı zaman da yani böyle yani hani o öfkesi falan filan soğuruluyor. Yani muhtemelen yüzlerce hatta binlerce yıllık bir geleneğin mikrokozmosu aslında bu devrecilik dediğimiz, yani bütün dünya ordularında da herhalde benzeri. Galatasaray sesinde de. Hatta çıkınca da ama bunu topluma uyarlamaya çalışmak, evet, gibi de bir, evet, şey sorun, evet, var. Evde de aynı düzeni sağlamaya çalışıyor vesaire. Hani bu ciddi sorunlardan bir tanesi hani tezahürleri. Evet. Çok bitti maalesef süremiz. Çok teşekkür ederiz Kerem Çiftçioğlu ve Yiğit Aksakoğlu. Yani konu müthiş önemli bir konuda bayağı önce bir çalışma yapmış oldunuz. Sorunlu askerlik sırasında yaşanan hak ihlalleri raporu sadece geçen Nisan'dan bu Nisan'a kadar gelen başvurular üzerinden bir değerlendirme. Tekrar internet sitesinde tekrarlayalım. Bunu konuşma fırsatımız daha ileride de olacaktır. Web sitesi adresimiz www.askerhakları.com. Twitter akantımız @askerhakları. Facebook'ta da varız. Ekleyin, takip edin, başvurun, gelin, gönüllü olun. Dediğim gibi katkı ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz.